non keratinize çok katlı yassı epitelden bahsedeyim. Şöyle, bu trakea özofagus preparatı birlikte hazırlanmış, ayrılmamış birbirinden. Dolayısıyla özofagusu da, yani yemek borusunda görmek mümkün. Görüldüğü gibi şurası yemek borusuna ait, şu daha kırmızı görünen yer. Ortadaki boşluk dümeni, çevresindeki hemen kırmızılı sınırlayan yapı organın epitelidir. Yani çok katlı non keratinize yassı epiteldir. Oraya odaklanıyorum, epitele. Şuradayım. Altta bağ dokusu, daha sonra anlatılacak. Şu kırmızılık olarak görünen yer, şu dümeni hemen sınırlayan yapı non keratinize çok katlı yassı epiteldir. Hemen görüntümü netleştireyim. Altta ilk sıra hücreler. Onun üzerine bakın bir hücre katı, bir hücre katı veya en az 3-4 hücre katı. Burada 1, 2, 3, 4, 5 katı da görüyorum. Hatta şurada da bunlar kemirici hayvanlara ait olduğu için preparat sanki keratinize gösterebilecek yapı görülüyor gibi. En alttakiler stratum bazala diyoruz. Diğerleri bunun üzerindeki, buradaki oval, poligonal ve en son yassılaşan, en sondaki üst katmandaki hücreler yassılaşmıştır. O yüzden çok katlı epitel dokuyu simlendirirken en üstteki hücrenin şekline bakıyoruz. Ona göre bakıyoruz, katlıysa çok katlı, en üstteki hücrelerin şekli de iyisi ise şöyle görüldüğü gibi yassı hücrelerden oluştuğu için çok katlı yassı epitel diyoruz. Non keratinize, keratinize göstermeyen çok katlı epiteli de anlatmış oldum. Diğer derslerde görüşmek üzere.